Arkadaşlar bu videoda bir yolculuğa çıkmak ve tarımın kökenlerini irdelemek istiyorum sizinle. Yaklaşık 11 bin yıl önce başlayarak tarih çağlarına geleceğiz tamam mı? 11 bin yıl öncesinden, Neolitik dönemden, yazı öncesinden başlayarak ilk şehirlere kadar geleceğiz. Peki nereden başlayalım? Günümüzde Irak, Suriye ve Türkiye'nin bulunduğu yerden başlayalım mı? Evet, burası verimli hilal olarak da bilinen bölge. Ön ya da Küçük Asya'nın küçük bir kısmı aslında coğrafi olarak. Tabii biraz fazla genellemiş oluyoruz ama burada önemli olan ülke sınırları değil, gezegen olarak dünya üzerindeki yaklaşık bir konum. Bu aslında konumuzla da uyuyor çünkü o dönemde devlet yoktu arkadaşlar. Böyle sınırlar olan ulus devletlerden bahsetmiyorduk. Arpa'nın yetiştiği nemli bölgeler vardı sadece. Bölge olarak bunları adlandırıyorduk ve biliyorduk. İnsanlar tarıma başladıklarında buğday ve arpa yetiştiriyorlardı. Ayrıca hayvanları da evcilleştiriyorlardı. Koyun, keçi, inek, domuz, tüm bunları evcilleştirerek ee, kullanıyorlardı. Onlarla birlikte yaşıyorlardı. Burada ilginç olan, bakacağımız bu yerlerin tümünde tarımın birbirinden bağımsız olarak gelişmesi. Bunlar dünyada tarımın doğduğu ilk yerlerden bazıları ve buradaki insanlar tarımı kendi kendilerine keşfettiler. Yani bu bölgeden biri Meksika'ya giderek "Bak ben arpa ile ilgili bunu keşfettim arkadaş, sen de mısırla aynı şeyi dene." falan gibi bir şey söylemiyor. Bu daha çok bağımsız insan gruplarının birbirlerinden bağımsız olarak bazı şeyleri benzer zamanlarda keşfetmeleri yönünde gerçekleşiyor. Tıpkı Newton ve Leibniz'in ayrı ayrı kalkülüsü bulmaları gibi benzer zamanlarda ama ayrı ayrı coğrafyalarda bunu bulmaları gibi. Burada disiplinler arası bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Neyse. Evet bu bahsettiğimiz en eski olan milattan önce 9000 yani arkeologların tarımla ilgili ilk kanıtların olduğunu düşündükleri tarih. Şimdi günümüzde Sudan'ın olduğu bölgeye gidiyoruz. Sahra Çölü'nün güneydoğu tarafına. Orada ne yetişiyordu dersiniz? Sorgum yani süpürge darısı birçok ülkede sorgum çoğunlukla hayvan yemi olarak kullanılır. Ancak aynı zamanda ondan tatlı bir şurup da hazırlayabilirsiniz. Sanırım eski insanlar sorgumu genel amaçlar için bir temel tahıl olarak kullandılar. Ayrıca inek ve koyunları da evcilleştirdiler. Bu da yaklaşık M.Ö. 9 ila 7 bin yıllarına denk geliyor. Ve işte burası da bugün Sudan'ın ve Güney Sudan'ın bulunduğu yer. Sonra Afrika'nın batı yakasında bugünkü Nijerya'da insanlar yaklaşık bin yıl sonra yam denen bir tür tatlı patates, bamya ve börülce yetiştirmeye başladılar. Bamya gayet lezzetli bir sebze. Sever misiniz bilmem ama bence çok lezzetli. Böyle yapışkan bir sıvısı var. Bamya çok önemli ve dünya çapında birçok mutfakta kullanılıyor. Ayrıca çok güzel küçük bir çiçeği var. Evet neyse devam edelim. Bamya, tatlı patates yani yam ve börülce dedik, değil mi? Bu sebzelerin çoğu Güney Amerika'da yaşayanların günlük gıda malzemelerinin bir parçası. Ee, onların günlük gıda maddelerinden yani. Evet, bu mahsullerin üretilmeye başlanması yaklaşık olarak MÖ 8000 ile 6000 yılları arasında oluyor. Ayrıca bunların hepsi Sahra Altı Afrika'da yani Sahra'nın güneyinde yani çöl burada yukarıda. Bu bölgeler onun altında kalıyor. Şimdi de bir miktar Doğu Asya'ya doğru gidelim. Burada Yangtze Nehri var. Milattan önce 6500 yılından itibaren nehir kıyısında yaşayan insanlar pirinç tarımı yapmaya başladılar. Burada pirinç tarlaları var ve pirinç yetiştirmek için çok fazla suya ihtiyaç vardır. Ayrıca domuz ve yaban sığırlarını bir de tavukları evcilleştirdiler. Şimdi Yangtze Nehri'nin kuzeyine gidiyoruz. Çin'in Sarı Nehir bölgesinde, M.Ö. yaklaşık 5500 yılında insanlar burada darı ve soya fasulyesi ekmeye başladılar. Hatta darının M.Ö. 8000 yılı kadar erken bir vakitte yetiştirildiğini söyleyen kaynaklar bile var. Bu arada Yangtze'de pirinç yetiştirilmesi ve domuz ile sığırların evcilleştirilmesi de M.Ö. 6500 yılı civarlarındaydı. Evet, Burada darı var. Yine soya fasulyesi bitkisinin büyük geniş yaprakları var. Bunlar dediğim gibi milattan önce 5500 civarı. Şimdi de milattan önce 4000 civarlarındaki Meksika'ya doğru gidelim. İşte tam burası. Burada mısır var. Daha sonra Meksikalılar fasulye, biber, kabak ve domates gibi her türlü bitkiyi ekmeye başladılar. Ancak milattan önce 4000'de çok miktarda mısır yetiştiriyorlardı. Şimdi de milattan önce 3000 civarındaki Güneydoğu Asya'ya bir bakalım. Yani Tayland, Vietnam, Laos ve Kamboçya'nın olduğu bölge. Burada da milattan önce 3000'de taro denen bir sebzenin tarımının yapıldığını görüyoruz. Diğer adları gölevez veya kalokasta olan taro bir tür nişastalı kök sebze. Bunun yanı sıra yam yani tatlı patates, Hindistan cevizi, ekmek ağacı, muz ve turunçgiller de vardı. Burada ilginç olan, burada turunçgillerin dışında baktığım şeylerin hepsi yani pirinç, darı, buğday, arpa, tatlı patates, süpürge darısı, ekmek ağacı, taro bunların hepsi nişastalı. Yani yüksek kalorili besinler. Yani bunlar bir insanın hayatını sürdürmesini sağlayabilecek şeyler arkadaşlar. İnsanlar tarıma başladıklarında tarım henüz çok iyi bilinmeyen bir alan olduğu için yaptıkları iş karşılığında en iyi karşılık alacakları şeyi, en besleyici yiyecek türlerini bulmak zorundaydılar. Dolayısıyla çok kalori içeren, insanları daha tok tutan gıdalar muhtemelen daha iyi bir seçim olarak o zaman görülüyordu. Arkadaşlar dünya turumuzu neredeyse bitiriyoruz. Amerika kıtasına geri dönelim ve Peru ve And Dağlarına bakalım. Burada çiftçiler patates yetiştiriyorlardı. Bu henüz görmediğimiz bir şey. Patates şu anda dünyanın her yerinde yenen bir gıda maddesi, hatta bu bitkilerin çoğu öyle. İşte bugün çok tüketilen herkesin gözdesi patates, bu küçük dağlık alanda yetiştirilmeye başlıyor, tarihi de M.Ö. 3000'den sonra. Ve bu, aynı zamanda bu dönemde Amerika kıtasında hayvanların evcilleştirildiğini gördüğümüz tek yer. Amerika kıtasının diğer bölgelerinde kolay evcilleştirilebilen hayvanlar yoktu. Ama burada lamalar, alpakalar ve hatta kobay faresi dediğimiz fare türü evcilleştirildi. Bütün bu hayvanlar hala o bölgede evcilleştiriliyorlar ve hatta Keşeda dilinde cuy denilen kobay faresi besin olarak tüketiliyor. Evet, böylece dünya tarımının e, turunu böylece biraz e, kısa da olsa hızlıca bir geçmiş bitirmiş olduk. Dünyanın her yerinde M.Ö. 9000'den 3000'e kadar insanlar yerel bitki örtüsünü kendi ihtiyaçlarına göre düzenlediler. Hatta bazen lama, domuz, koyun ve kobay faresi gibi hayvanları evcilleştirdiler. Yani tüm dünyada, daha önce dediğimiz gibi, tüm bu birbirinden bağımsız yerlerde tarımın geliştiğini görüyoruz. Peki bu gelişme, bu yerleşimleri, köyleri ve insanların hayatlarını ne şekilde etkiledi? Bu hikayede başka bir zamana kalsın.